Bunlar da değil mi anne? Yok, onlar değil, öbürlerini çıkar. Ben bakarım. Merhaba Öykü. Nasılsın? Heyecanlı mısın? İyiyim. Her zamanki gibi. Ben çok heyecanlıyım. Elim kolum titriyor heyecandan. İnşallah akşam kahveyi devirip rezillik çıkarmam da sana bakmaktan kesinlikle... Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Aysel anne. Hayırdır? Niye böyle erkenden geldin? Bunu aldım da Öykü'ye. Sağ ol. Nedir bu? Elbise. Öykü'ye yakışır diye düşündüm görünce. Bedeninde en küçüktür diye tahmin ettim. Güle güle giy. Sağ ol oğlum. Gel istersen bir çay iç. Sağ olun, gelmeyeyim. Malum işlerim var. Kız isteme hazırlıkları. Akşama görüşürüz artık. Görüşürüz. Açsana kızım, neymiş bakalım. Bu ne ya? Giyim konusundan pek anlamıyor herhalde. Ama neyse, düşünmüş olması bile iyi bir şey. İnce bir davranış. Ben bunu giymem. Ya giyme kızım. Götür dolabına as, orada dursun. Çirkinsin işte. Çok çirkin. Gözlerime inanamıyorum. Çok güzel olmuşsun. Olmuş mu cidden? Sen nasıl bir şeysin ya? Ben de ne kadar şanslı bir adamım ki senin kadar güzel bir sevgiliye sahibim. Mert bana böyle şeyler almazdı. Çünkü beni iyi tanıyordu. Efendim ablacığım. Öykü, ne oluyor böyle ablacığım? Nereden çıktı bu Oğuz'la nişan olayı? Bana anlatır mısın her şeyi? Böyle olması gerekiyor abla. Sorma artık. Sormayayım. Nasıl sormayayım kuşum? Ya sen benim biricik kardeşimsin. Seni istemeye geliyorlar. Üstelik sen Mert'e aşıkken. Değil misin Öykü? Ne geçti Mert'le aranızda? Mert artık benim hayatımda yok abla. O yüzden onun ne hissettiğimin de bir önemi yok. Biz artık birlikte değiliz ve bir daha da olmayacağız. Tamam. Tamam ablacığım, Mert senin hayatında olmasın. Ama bunun için gidip Oğuz'la mı nişanlanman gerekiyordu? Ya sen o adamı tanımazsın, etmezsin Öykü, ne alaka? Böyle olması daha doğru. Artık hayatıma yön vermem gerekiyor. Oğuz da uygun biri. Uygun. Uygun olduğu için mi evleneceksin ablacığım? Öykü, sırf uygun diye biriyle evlenemezsin. Ki Oğuz'un uygunluğu da tartışmaya çok açık bir konu ama. Öykücüğüm, sen Mert'e aşıktın. Biriyle aşık olduğun için evlenmen gerekiyor. Şu an ne kadar yanlış bir şey yaptığının farkında mısın sen? Abla, benim anneme yardım etmem gerekiyor. Kapatıyorum. Tamam. Söylediklerimi düşün Öykü. Seni seviyorum. Of Öykü ya.
istersen. Ama ben de burayı sevdim yani, hoşuma gitti. Ah, kahvelerimize geldi. Böyle yani. Burada arabaya atlarız gideriz. Az gezdirmiş olurum seni. Pardon, bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Tabii. Buyurun. Ya burnumun dibine sokmasan telefonu, çirkin çıkıyorum. Bir tanem sen her halinle güzelsin. Bak, en güzel de böyle. Bir de düzgün çek. Hemen. Dur. Düzelteyim. Tamam, hazır mı? Bakar mısın? Pardon, bakar mısın? Hemen geliyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Gerçeği bildiğine göre artık gizlemem gerekmiyor. Sana yeğenim diyebilirim. Ben sizi öyle görmüyorum. Siz benim için bir zamanlar iş yaptığınız, oğlu beni öldürmeye çalışmış bir adamsınız. Haklısın. Yeni öğrendim tabii. Alışmam. Sindirmem biraz zaman alacak Çınar. Ondan değil. Ben hep bir gün bir akrabam karşıma çıkarsa nasıl davranırım, nasıl hissederim diye çok düşündüm. Nedendir bilinmez. Ona karşı bir yakınlık hissederim dedim. Kendi kendime bunun bir nedeni yok. Ama öyle olmuyormuş. Siz benim öz babamın kardeşi olsanız bile size karşı hislerim ve düşüncelerim değişmedi. Hala aynı. Öyleyse niye geldin buraya? Bunları söylemek için mi? Gerçeği öğrendiğimi bilin istedim. Ne bileyim. Sizi karşımda görünce bir yakınlık hissederim diye düşündüm. Ama olmadı. Ben sizin yeğeniniz değilim. Siz de beni böyle görmeyin. Ben hala Çınar Kocabey'im. Yani Fehmi Kocabey'in oğluyum ve öyle kalacağım diyorsun. Aynen öyle diyorum. Belli ki Fehmi Kocabey sana bütün gerçeği anlatmamış. Anlatmış olsaydı karşımda bu şekilde konuşmazdın Çınar. Ne gerçeği? Hangi gerçekten bahsediyorsunuz siz? Fehmi'nin yıllarca susmasının tek bir sebebi vardı Çınar. Senden bütün bu gerçeği saklamak istemesinin tek bir sebebi vardı. Fehmi yıllardır susuyor. Çünkü oğlu Mustafa'nın suçunu kapatmak için susmak zorundaydı. Öykü, kapı. Bakıyorum. Ben yedek terlikleri unutmuştum. Onları tutak çıkartayım bari. Kolay gelsin Aysel teyze. Hoş geldin. Kolaysa başına gelsin. Ay hadi inşallah diyelim. Ya bunları size yaptım ikram olarak. Kurabiye falan bir şeyler. Ay niye zahmet ettin kızım? Ama ne zahmeti ya. Hemen şıpşak yapıverdim. Selma da bize yardıma gelmiş. Yani bizim yardımlık bir şeyimiz kalmadı dedim ama. Ay canım benim, ne düşüncelisin. Hallettik her şeyi, bitti. E o zaman Öykü kuaföre gidelim. Kaça randevu aldın? Ne randevusu? E saç, makyaj, kuaförde yapılan rutin şeyler. Randevu almadın mı kızım? Hayır ya, kuaföre falan gitmeyeceğim ben. Ama olmaz ki öyle. Bir hazırlık yapmak gerek. Doğru söylüyorsun aslında. Ya yok, kuaför falan çıkarmayın benim başıma. İstemiyorum dedim. Ay iyi madem, evde hallederiz artık, ne yapalım. Şimdi ne yapıyoruz Aysel teyze? Vallahi illa bir şey yapmak istiyorsanız, bakın şu montlar var ya, onları toplayın. Bir de aşağıda 3 çift terlik vardı yedek, onları çıkartın. Ben de şunları tabaklara koyayım. Tamam. Ne Mustafa'sı? Ne saçmalıyorsun sen, neler diyorsun? Mustafa senin annenin babanı öldürdü. Yalan söylüyorsun. Doğruyu söylüyorum. Oğlu Mustafa öldürdü.
Fehmi de oğlunun suçunu örtbas etmek için delilleri yok etti, şahitleri susturdu. Seni neden yanına aldı biliyor musun? Ben söyleyeyim. Vicdanını temizlemek için, vicdanını rahatlatmak için seni yanına aldı. Sus. Sus artık. Görüyorsun işte. Yıllardır baba dediğin adam senin anne babanın katilinin babası. Oğlu ne kadar katilse Fehmi Kocabey de o kadar katil Çınar. Yeter. Tek bir kelime daha söyleme. Sen benim amcam değilsin. Yalanlar uydurup babamla aramı açmaya çalışıyorsun. Ben her şeyin farkındayım. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Ama bir bakıma iyi oldu gelmem. Senin ne kadar adi bir adam olduğunu öğrendim. Sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın. Şimdi inanmıyorsun bana ama... inanacaksın Çınar. Gerçekleri görünce inanacaksın. Kızım deli misin sen ya? Sevmediğin bir adamla evlenilir mi hiç? Ya şu haline bak. Ya istemeye geldiklerinde ağlamazsan iyi vallahi. Başka çarem mi vardı Selma? Ne yapabilirim? Ya var tabii. Oğuz'la evlenmemek de bir seçenek. Mert'ten tamamen kopmak için bunu yapmak zorundayım. Yoksa onda da bende de hep bir umut olacak. O umut kırıntısını yok etmem lazım Selma. Mert kendine yeni bir hayat kurmalı. Benim Oğuz'la evlendiğimi duyunca da bir sürü üzülür. Sonra düzelir. Hatta tekrar aşık bile olur belki. Ya anlıyorum seni. Kendince Mert'i korumaya çalışıyorsun ama sen ne olacaksın? Ya sen nasıl mutlu olacaksın? Bilmiyorum. Eksik gedik bir şey kalmadı, her şey bitti. Ne oluyor kızlar? Siz ne konuşuyordunuz ben gelince sustunuz? Ya benim eve gitmem gerekiyordu da onu söylüyordum Aysel teyze. Hani kalabilseydim saçına başına yardım ederdim diyordum. Ay kuzum benim, biz onu hallederiz. Sen yeterince yardım ettin zaten. Ay ne demek Aysel teyze. O zaman haberleşiriz. Ben gideyim. Ben seni getireyim. Ne konuşacaksan konuş artık Allah'ım. Ya kahve de istedin, anlamadım ki derdin ne. Çok vaktim yok benim. Ben buraya bebeğinle ilgili konuşmaya geldim. Bu bebeği doğurmaktan vazgeçmeyeceğim. Onu bil ve ona göre konuş. Hayır, hayır. Yanlış anladın. Ben bu bebeği doğurman gerektiğini söyleyecektim. Nasıl bir oyun bu? Sen Yalçın'ın çocuğunu doğurmamı destekliyorsun öyle mi? Tam olarak anladığın gibi. Ben bu bebeği sadece Yalçın'ın bebeği olarak görmenin doğru olmadığını fark ettim. Sen bir can taşıyorsun karnında. Koca koca insanların işlerinden dolayı onun hayatıyla niye oynayasın ki? Çok yazık olur yavruya, çok. Yani ben de öyle düşünüyorum ama senin hiç böyle düşüneceğini tahmin etmemiştim. İnan bunlar benim samimi düşüncelerim Ela. Yani sonuçta ben de bir anneyim. Kızımın olmadığı bir dünyayı düşünmek bile istemiyorum. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Anlamına sevindim. Buna bakmam gerek. Kusura bakma. Efendim. Diyorduk. Ben vicdanımın sesini dinledim Ela. Bu yönde düşünüyor olmana sevindim. Aslında ilk haberi duyduğumda
bu şekilde davranmam gerekirdi. Doğruyu söylüyorum. Oğlu Mustafa öldürdü. Fehmi de oğlunun suçunu örtbas etmek için delilleri yok etti, şahitleri susturdu. Seni neden yanına aldı biliyor musun? Yalan söylüyor. Benim kafamı karıştırmak için yalan söylüyor. Fehmi baba böyle bir şey yapmaz. Neden açmıyorsun ya? Neden konuşmuyorsun benimle? Yalçın konusu başka bir konu ama... bebekle ilgili beni karşında görme lütfen. Sana inanmamı o kadar kolay bekleme benden. Bir lavaboya gitsem iyi olacak. Ha, iyi misin Ela? İyiyim, iyiyim. İstersen eşlik edeyim. Gerek yok. Kendim halledebilirim. Benimle ne konuşacaksın anneciğim? Öykü, sen niye böyle mutsuzsun? Onu nereden çıkardın ki? Ben mutluyum. Sadece bu aralar biraz yorgun oluyorum, o kadar. Bak kızım, bana doğruyu söyleyebilirsin. Ya istemiyorsan şu dakika vazgeçebilirsin. Neden bahsediyorsun anne? Ben anlamadım da. Gayet iyi anladın Öykü. Ya ararım, söylerim. Benim kızım vazgeçti derim. Biraz ayran gönüllüdür o derim. Yeter ki sen bana söyle. Mutsuz olacağım bir şey yapmanı istemiyorum. Oğuz'la evlenmek istemiyor musun? Yeter artık Yalçın. Bu kaçıncı Dingo'nun ahırı mı burası? Kapıyı çalmadan içeri giriyorsun. Ama şimdi böyle ufak ayrıntılara takılmayalım. Geçen Esin geldiğinde sohbetimiz yarım kalmıştı. Senin besleme, Mustafa'nın ailesini vurduğunu öğrendi değil mi? Henüz bilmiyor. Bir sene olacak. Mustafa öldü gitti. Gider önce mezarlıktan hesap sorar. O da saçma sapan bir şey olur zaten. Yeter. Bir laf daha etmeyeceksin. Yoksa seni bütün mal varlığından, mirasından reddederim. Beş parasız dımdızla kalırsın ortada. Bana neye mal olursa olsun yaparım bunu. Susacaksın. Ahlaksız herif. Olur mu hiç öyle şey anneciğim? Ya istemesem niye kabul edeyim evlenme teklifini? Ya sadece sözlü nişandı. Bu işler biraz beni gerdi. Ondan sana öyle gelmiştir. Emin misin kızım? Bana doğruyu söyleyebilirsin Öykü. Sonradan mutsuz olacağım bir şey yapmanı istemiyorum. Anneciğim, sen küçük kızın da evden gidiyor diye kulp takıyor olmayasın. Hiçbir sorun yok, merak etme. Sadece biraz gerginim, o kadar. Çok korkuyorum. Benim pamuk kızım hep gülsün istiyorum. Canım annem benim. Canım neredesin sen? Geldim işte. Ya tamam ama neredesin? Arıyorum, meşgule atıyorsun, hiç açmıyorsun, geri de dönmüyorsun. Deniz,
Uzanacağım ben biraz, tamam, sonra konuşuruz. Hayır. Şimdi konuşacağız. Çınar, ben anlamıyorum. Bana mı tavırlısın, neyin var ben bilmiyorum. Deniz, bunun seninle bir alakası yok. Neyle alakası var o zaman, anlat, ben de bileyim ya. Çınar, ben merak ediyorum. Ben senin yanında olmak istiyorum. Tamam. Madem konuşmak istiyorsun, konuşalım. Ama burada konuşmak istemiyorum Deniz. Burası benim üstüme üstüme geliyor. Ben boğuluyorum burada. Hadi gidelim. Ayarlamaları yaptın mı? Sen parayı hazır bil. Hadi anlat artık Çınar. Ne derdin var senin? Bana bile anlatmaktan kaçtığın şey ne? Anlatırsan en azından sana destek olurum. Hiçbir şey yapamasam da derdini paylaşırım. Yanında olurum senin. Benim bir amcam varmış Deniz. Amcam Tekin Yüksel. Deniz, ne oldu? Neden cevap vermiyorsun? Bir şey söylemeyecek misin? Ben biliyordum Çınar. Biliyor muyuz ha? Biliyordum. Çünkü Tekin Bey bana gerçeği anlattı. Çınar benim ölen kardeşimin oğlu diye söyledi bana. Bunu biliyordun ve benden sakladın, öyle mi? Eğer Deniz kocasını ikna ederse Çınar avucumuzun içinde demektir. Çınar'ı avucumuzun içine aldıktan sonra da Fehmi Koca Bey'e ulaşmak, onun servetini ele geçirmek bizim için çocuk oyuncağı. Bakalım Fehmi Koca Bey serveti avuçlarının arasından kaydıktan sonra da böyle böbürlenebilecek mi? Hayatı boyunca yemeyeceği bir darbe indirmiş olacağız ona. Seni üzmek istemedim. Tekin gibi bir adamın amcan olduğunu öğrenince mutsuz olursun sandım. Seni o aileden uzak durmak isterken böyle bir haber senin canını daha da çok sıkar, daha da çok yakar sandım. Haklısın. Tekin'i de Serdar'ı da hayatında görmek istemiyorum. Ama ne olursa olsun bana haber vermen gerekirdi Deniz. Burada hatalısın. Seninle beraber ailemi bulmak için Manisa'ya gittik biz. Ailemden, akrabalarımdan birini bulacağım diye ne kadar heyecanlandığımı sen gördün. Sen biliyordun her şeyi. Canım yanacak bile olsa bu gerçeği senden duymak isterdim. Çünkü insan her koşulda kayıtsız şartsız güveneceği bir insan arıyor. Çınar, ben sana söylemek istedim. İnan bu kararı vermek benim için de kolay değildi. Ama Tekin Bey'in gel... Deniz, tamam. Bu kadar yeter Deniz. Gidelim buradan. Yeah.
kendine yalan söyleyemiyormuş. Allah'ım ne olur sokal içimden Mert'i. Onu o kadar özledim ki. Ela. Ela. Evde olacağını söyledi bir yere mi acaba? Ela. Canım. İyi misin? Başım dönüyor. Gel kanepeye geçelim. Ha? Kapı. Tamam ben bakarım. Sen gel. Ela. Ay, gel sen böyle. Sen böyle otur. Ben kapıya bakayım tamam mı? Ela. Aa hanım. Zeynep'ciğim. Bir şey mi oldu bayağıdır kapıdaydım? Ela kötü oldu. Ela? Ne oldu iyisin? Bebeğim. Nesi var Ela'nın? Niye fenalaştı böyle? Ben de anlamadım. Bir anda fenalaştı. Tam doktor çağıracaktım o anda geldin. Ela. Ela iyi misin? Bebeğim. Bebeğime bir şey olmasın. Hayır hayır bak bebeğin gayet iyi. Ela. Ela. Canım iyi misin? Dur dur. Ela aç gözünü. Alo. Acil ambulans istiyorum. Yeni hamile anne fenalaştı. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba Esin. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Aşk olsun Deniz, hani biz kardeş sayılırdık? İkinizin de yüzünden düşen bin parça var işte, bir şey belli. Hem bak yüzüne de bakmadan gitti. Anlat işte, belki yardım edebileceğim bir şey vardır. Esin'cim, şu an sırası değil tamam mı? Sonra konuşuruz. Sırası değilmiş. Sen de hayatıma çok zamansız girdin Deniz Hanım. Keşke seni de erteleyebilsek. Ya da tamamen çıkarabilsek hayatımızdan. Tınar, bak bana kırgınsın biliyorum. Yalan söylemekten ben de mutlu değilim, inan bana. Ama bazen bir şeyleri bilmemek daha iyi oluyor. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna ben karar veririm Deniz. Sen değil. Yani evet bu konuda öyle tabii. Deniz, daha fazla konuşma, kalbini kırmak istemiyorum. Kim arıyor? Holding'den arıyorlar. Efendim? Bugün miydi o toplantı? Tamam tamam ben birazdan geliyorum. Holding'e gitmem gerekiyor. Marine projesiyle ilgili bir toplantı vardı, aklımdan çıkmış tamamen. Uzun sürer mi? Bilmiyorum, niye sordun? Yani biraz ters bir zamana denk geldi ama bugün Öykü'nün nişanı vardı. Gelemem dersen anlarım tabii. Tamam gelirim ben seninle, merak etme. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Alo, Selma benim acil seninle konuşmam gerekiyor. Konağa gelir misin? Tamam, tamam bekliyorum ben seni. Nereden çıktı bu aptal kız? Ne güzel bitecekti her şey. Bu sefer şansın yaver gitti Ela. Ama bir dahaki seferi kurtulamazsın elimden.
Sağ ol Selma'cığım, yetişti her şey. Tamam, görüşürüz kızım. Öykü, hazırlandın mı kızım? Nerede ya? Aysel, nasıl olmuşum? Vicdansız ve şantajlı bir baba gibi. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Kendimi kimsesiz sansam, sonra bir anda aynı kandan iyi ya da kötü karşıma biri çıksa benim de kafam karmakarışık olurdu. Sindirmesi için biraz zamanı var Çınar'ın. Öyle tabii. Ama benim canımı sıkan gerçeği saklayan kişiyi ben olarak görmesi. Tamam ben gerçeği sakladım, yalan söylemekten ben de memnun değildim. Ama neden sakladım? Ne diyecektim? Tekin senin amcan ama asıl amacı yeğenine kavuşmak değil, koca bey mirasını ele geçirmek. Nasıl söyleyeyim ben böyle bir şeyi? Denizciğim, sabret. Ya Çınar er geç anlayacak seni. Ya onun kızdığı, kırıldığı sen değilsin aslında. Ya öfkesi tam da senin onu koruduğun şeye. Ya Tekin gibi bir adamın ailesi olması gerçeği canını yakıyor. O yüzden böyle davranıyor sana. Umarım dediğin gibidir. Ben böyle bir sebepten Çınar'ı kaybetmek istemiyorum. Sen biliyorsun ben onu ne kadar çok seviyorum, görüyorsun yani. Ya Deniz saçmalama. Çınar'ı kaybedeceğim falan yok. O da seni çok seviyor. Belki senden bile fazla. Senin şimdi güçlü olman, Çınar'a destek olman lazım. Ya Tekin amcasıysa sen de karısısın. Üstelik Çınar seninle kurduğu aileyi isteyerek seçti. Sen sevginle onun yanında olursan her şey yoluna girer. Güven bana. İyi ki geldin. Canım benim. Efendim anneciğim. Evet. Evet Çınar'ın toplantısı var. Bitsin birlikte geleceğiz. Tamam bir şey lazım mı? Görüşürüz. Ne diyor? Nişan meselesi için aramış. Senin işin yoksa bekle birlikte gidelim. Yok canım ya ben çıkarım birazdan. Son bir defa size bir uğrayayım. Belki unutmuşlardır bir şeyler. Oraya da yetişirim diyorsun. Tabii ki de. Şey, ya ben bu nişanda pek elbise giymek istemiyorum. Hı hı. Yani güzel bir takım giyeyim diyorum da. Uygun olur mu sence? Uygun olur tabii. Uygun olur da benim aklıma takılan bir şey var Deniz. Hı. Öykü ile Oğuz. Sence onlar birbirlerine uygun mu? Aslında ben de seninle bu konuyu konuşacaktım. Ama bu Tekin mevzusu falan araya girince kaynadı tabii. Ya Öykü daha düne kadar ben Mert'e aşığım demiyor muydu? Bu Oğuz nereden çıktı şimdi? Ya Öykü'nün demesine bakarsan Mert'i gerçekten sevdiği için böyle bir karar almış. Ya birlikte olmaları Mert'e zarar veriyormuş. Hani Leyla Hanım'ın araları bozuk ya Mert'in. Ya tamam da bunun için gidip Oğuz'la mı evlenmesi gerekiyordu? Ya tamam. Oğuz iyi adam, boş adam da Öykü'ye göre biri değil. Ben de söyledim ama bir türlü dinletemedim. Ya o inadıyla bütün hayatını yakacak diye korkuyorum. Ben de doğru düzgün ilgilenemedim ki. Telefonda öyle üstün körü bir şeyler anlatıp geçiştirdi beni. Ya benim miniğimin kalbinde kim bilir nasıl fırtınalar kopuyordur şimdi. Ben en iyisi bugün bir konuşayım onunla. Konuş tabii ama kararı kesin gibi duruyor.
Çınar'dan boşanma kararı aldığımda benim de kararım kesindi. İnsan bazen öyle bir hale geliyor ki en olmadık şey hayatının en doğru kararı sanıyor. Ama eğer gerçekten istediği bu değilse bunun bir geri dönüşü olduğunu hatırlatmakta fayda var bence. Haklısın. Gel. Müsait misin baba? Tabii evladım, geç otur. Sana bir şey soracağım. Seni dinliyorum evlat. Mustafa abimin meselesini örtbas ettiğin doğru mu? Kim söyledi sana bunu? Tekin anlattı. Mustafa annemle babamı öldürmüş. Sen de bu olayın üstünü kapatmışsın. Baba bu doğru mu? Ahlaksız herif. Sana değer veriyormuş gibi yapıp yanına çekmek istiyor. Madem yeğeni bu kadar kıymetliymiş, bunca yıl niye peşine düşmedin diye sorsan bin tane yalan bahane uydurur. Evlat, Tekin dün neyse bugün de o. Ailemizi dağıtmak, babayla oğlu ayırmak istiyor. Neden yapsın baba bunu? Para için. Servetin için. Evlat, bunca yıl sonra bir amcan olduğunu öğrendin ama o adamın zehrini içine akıtmasına izin verme. Sen benim oğlumsun. Benim oğlum. Tekin ya da bir başkası sana olan sevgimi asla değiştiremez baba. Sen merak etme. Ben istemeden senin kalbini kırdıysam özür dilerim. Tekin bana böyle bir şey söyleyince kafam allak bullak oldu. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Ama ben ona bir an bile inanmadım. Neyse baba. Ben müsaadenle gideyim. İşlerimin başına döneyim. Tabii evlat, kolay gelsin. Sana da baba. Tekin efendi. Çok ileri gittin. Seni susturmanın bir çaresini bulmam lazım. Ben Çınar'ı bırakmam. Geç otur şöyle. Oh. Nasılsın? Rahat mısın? Rahatım Sinem'cim. Teşekkür ederim. Bir şey hazırlayayım mı sana? Çay falan içer misin? Teşekkür ederim. Bebeğim sağlıklı ya. Başka hiçbir şey istemem. Ya sen de çok yoruldun. Çok teşekkür ederim. Ama ne yorgunluğu canım? Ya o değil de sen anlatsana ne oldu? Ağa Hanım neden buradaydı? Tam hatırlamıyorum ki. Çat kapı çıka geldi işte. Güya o da anneymiş. Anne olunca işler değişirmiş. Anlıyormuş beni falan filan. İnandın mı söylediklerine? Tabii ki de inanmadım. Neyse, ne diyorduk? İşte bunları konuşurken telefonum çaldı. Ben de konuşmak için mutfağa geçtim. Ya sonrasında başımın döndüğünü hatırlıyorum. Sonrası bulanık. Hastanede gözümü açtım. Ya Ela, ben geldim. Kapıyı da uzun uzun çaldım ama açan olmadı. Sence? Aynı şeyleri düşünüyoruz Sinemciğim. Bu öyle basit bir hamilelik baş dönmesi değil de. Yani bu işte kesin Allah'ın parmağı var. Hmm. Bu vicdanla anne numaraları da beni oyalamak içindi kesin.